Birçok videoda evrim ve doğal seçilimden bahsettik arkadaşlar. Bir popülasyondaki varyasyonun doğal seçilim ve evrimi nasıl tetikleyebileceği hakkında da konuştuk. Kavramları basit tutmak adına elimizde böyle dairelerden oluşan bir popülasyon olduğunu düşünelim. Dairelerden bazılarını beyaz, bazılarını da mavi çiziyorum. Bazıları da böyle pembe olsun. Çevre koşulları sebebiyle bunlardan bazıları sahip oldukları birtakım özellikler sayesinde diğerlerine üstün gelebilir. Yani üreme, hayatta kalma, yırtıcılardan kaçma ya da daha fazla besin bulma konusunda daha avantajlı halde olabilirler. Bu çevrede mavi olanların yırtıcılardan kaçma, üreme ya da yiyecek bulma şansının daha yüksek olduğunu düşünelim. Tamam mı? Maviler yırtıcılardan kaçma konusunda daha başarılı oldukları için daha fazla üreme şansına sahipler. Bunun sonucunda da sonraki nesillerdeki mavi daire sayısı artar. Öyle değil mi? Daha fazla mavi, daha az da beyaz ve pembe daire çiziyorum buraya. Tüm bu dairelerin en azından benim modelimde kaynaklara erişmek için diğerleriyle rekabet içinde olduklarını da aklımızdan çıkarmayalım. Zaman içerisinde Mavi fenotiple ilgili nasıl bir durum gözlenir? Fenotipin belli bir zamanda ortaya çıkan ve gözlemlenebilen özellik olduğunu hatırlıyorsunuz, değil mi? Genotip ise bunun altında yatan ve zaman zaman gözlemlenebilen, zaman zaman da gözlemlenemeyen genetik özelliktir. Bu çevrede mavi eğer birçok konuda daha fazla şansa sahipse ve daha avantajlıysa, nesiller geçtikçe mavi dairenin baskın olmaya başladığını gözlemleriz. Bu da bu popülasyonun evriminin mavi daireler yönünde ilerlediği anlamına gelir. Daha fazla mavi daire çiziyorum. Bir türdeki varyasyon doğal seçilimin temelini oluşturur. Bazı varyantlar diğerlerinden daha avantajlıdır ve bu da doğal seçilimin evrimi tetiklemesine yardımcı olur. Peki, popülasyondaki varyasyon nereden gelir? Bunun için fenotiplerimizin nereden geldiği üzerine düşüneceğiz. Ortaya çıkan bu özellikler nasıl ortaya çıkıyorlar? Bildiğimiz tüm canlı organizmalarda DNA olduğunu biliyoruz. Örneğin insan DNA'sında 23 kromozom çifti bulunuyor. Her bir kromozomun çok uzun DNA iplikleri olduğunu düşünebilirsiniz. Bu DNA'nın bölümleri de çeşitli özellikleri kodlar bir proteini ya da bir enzimi kodlayan bölümlere de gen adı verilir. Farklı türlerin farklı kromozom sayıları var tabi ama insanlar olarak bizim 23 kromozom çiftimiz bulunuyor. Evet dediğimiz gibi her bir kromozomu upuzun bir DNA ipliği olarak düşünüyoruz. Bu DNA'nın bazı bölümleri de belli genleri kodluyor. Bu genleri biraz daha yakından inceleyecek olursak nükleotit dizileriyle karşılaşıyoruz. Bunları daha önceki videolarda görmüştük ve şu an küçük bir tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Neydi bunlar? Adenin, guanin, sitozin ve timin. Bu nükleotitler bilgiyi mRNA'ya kodlar ve sonra da proteini sentezleyecek bir biçimde dizilerek saklarlar. Varyasyon söz konusu olduğunda bunun iki temel kaynağı olduğunu bilmelisiniz. Birinci varyasyon kaynağı eşeyli üremedir. Bildiğimiz organizmaların tamamı eşeyli üremiyor. Ancak bazıları, aralarında bizim de olduğumuz birçok organizma için, türün erkek bir bireyi ile dişi bir bireyi bir araya geliyor. Her biri kromozomlarının rastgele bir yarısını yavru organizmaya aktarıyor. Bu da eşeyli üremenin bir popülasyondaki genlerin varya varyasyonlarını da versiyonlarını daha doğrusu sürekli olarak karıştırarak ve bunlardan farklı gen kombinasyonları ortaya çıkararak varyasyon sağladığı anlamına gelir. Yine de eşeyli üreme tek başına alel adını verdiğimiz yeni gen versiyonlarını ya da tamamen yeni genleri ortaya çıkaramaz. Bunun gerçekleşmesi için mutasyonlara ihtiyacımız var arkadaşlar. Mutasyon Videonun bir yerinde konunun mutasyonlara geleceğini başlıktan tahmin etmiş olmalısınız. Evet, varyasyonun bir diğer kaynağı da hatta temel kaynağının da mutasyonlar olduğunu söyleyebiliriz. Mutasyon eşeyli üreme yapmayan organizmalarda da gerçekleşir. Zaman içerisinde rastgele hatalar sonucu bu genler düzenlenebilir. Örneğin bu guanin yerine bir sitozin gelebilir. Ya da DNA replikasyonu sırasında buradaki T ve A tamamen silinir. Bu mutasyonlar tamamen genotiple ilgilidir. Bunu da not edeceğim. Dizilim söz konusu olduğunda genotipten bahsettiğimizi aklımızdan çıkarmayalım. Yalnız genotipteki farklılıkların ortaya çıkan özellikler gibi her zaman gözlemlenebilir olmadıklarını da bilmeliyiz. Demek istediğim bu değişiklikler zaman zaman fenotipi değiştirirler ama bazen de değiştirmezler. Fenotipte gözlemlenebilir olduklarındaki ee, bu çoğu zaman olumsuz bir değişikliktir ve organizmayı daha az avantajlı kılar. Organizmanın hayatta kalması ya da üremesi zorlaşır. Ancak bazı zamanlarda da fenotipte nötr ya da avantaj sağlayacak bir değişime de sebep olabilirler. Örneğin buradaki beyaz dairelerin bazılarının maviye dönüştüren rastgele bir mutasyon gerçekleşebilir. Ek olarak beyazların bazılarını kareye dönüştürecek bir mutasyon da olabilir ki bu organizma açısından pek de iyi olmaz. Sonuç olarak bu çevrede bulunan mavi dairelerin avantajlı varyasyonlar olduğunu söyleyebiliriz.